Afrin'den çıkalım ertesi gün Hatay'dan Adıyaman'a kadar. O çok bilmiş Kılıçdaroğlu'na söylüyorum. En az yüzün üzerinde terörist Amanoslara sızar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye tarihi bir politika uyguluyor. Hem terör koridorunu kapatıyor, hem Türkiye'nin içerisini güvenlikli bir alana alıyor. Hem üçüncü, aklı yetmeyenlere söylüyorum. Aklı kıt olanlara söylüyorum. Sadece 2023 seçimini kırmızı boğa görmüş gibi saldıranlara söylüyorum. Hem de burayı Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de gösterdiği harita gibi güvenli bölgeyle Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden başka ülkelere geçebilecek kaçak göçmene, sığınmacılara yönelik bir şu bölgeleri bir oradaki kendilerine ait korunma bölgesi olarak değerlendiriyor Türkiye. Yani bir adımla üç ayrı politikayı yönetiyor. Ve bunu uzun zamandan beri yapıyor. Politikasızlık diyen aklı evvellere ben bunu söylüyorum. Yani bir ülke Allah rızası için bir ülkenin bir insanı kendi aleyhinde bu kadar düşünür mü ya? Ha biz ne yapıyoruz? Biz Türk düşmanlığı yapıyormuşuz. Bunu kim söylüyor? Siyaseten müflis olanlar. Her gittikleri partilerden kovulanlar. Acaba Avrupa'da bir yabancı düşmanlığı yükseliyor. Biz de Türkiye'de bir yabancı düşmanlığı yükseltebilir mi? Burası Müslüman memleket. Hele burası bir Türk memleketi. Bizim geleneğimizde, göreneğimizde, inancımızda, değerlerimizde böyle bir şey söz konusu değil. Ve burada isterseniz tekrar teklif edeyim. Afrin'i bırakalım. Türkiye'nin içerisindeki Amanoslarda ve ondan sonra diğer sızan noktalarda nelerin olacağını hep beraber seyrediverelim.